Merhaba arkadaşlar, HC Bilkent olarak bölüm tanıtımlarına devam ediyoruz. Bu videomuzda elektrik elektronik mühendisliğini konuşacağız. Yanımda iki tane elektrik elektronik mühendisliği öğrencisi var. İsterseniz kendini tanısınlar size. Ben başlayayım o zaman. İsmail Görkem yeni adım. Görkem'i kullanıyorum. Bilkent Üniversitesi'ne 2018'de giriş yaptım. Ankara Sembol Temel Lisesi mezunuyum. Genel olarak Ankara'da eğitim aldım ama İstanbul'da yaşıyorum şu an. Üçüncü sınıfın ikinci dönemine geçiyorum. İrregularım. Merhaba arkadaşlar, ben Rıfat Özkurt. Bilkent Elektrik Elektronik Mühendisliği birinci sınıfı bitirdim. Aynı zamanda Bilkent Erzurum Lisesi mezunuyum. Erzurum'un Ankara arası gidip geliyorum ben de. Yani IB yaptım bu arada. Şeyle de girmedim. YKS puanı ve burs konusunda da orada IB yapmanın da faydasından yararlandım. Tamamdır. O zaman ilk soruyla başlayayım ben. Neden bu bölümü tercih ettiniz? Özellikle öğrenciler bu EE ile CS arasında, bilgisayar mühendisliği arasında çok kalıyorlar. Siz bu tercihi neden elektrik elektronikten yana kullandınız? Yeni giren Rıfat bence önce. Ya, biraz şey olacak ama ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Hani biraz daha elektrik elektronik biraz daha hani eski tip old school denen mühendislik tarzı, biraz daha işte fizikle daha haşır neşirsin, daha somut yaptığın şeyler. Bilgisayarda işte biraz daha soyut, işte matematiği bile daha soyut, yani sayma falan tarzı şeyler görüyorlar. Benim biraz o somut mühendisliğe daha çok ilgim vardı. Bir de şöyle bir hani şey dönüyor elektrikçiler arasında genelde. Hani bir elektrikçi illaki sonradan işte CS öğrenebiliyor, bilgisayar mühendisliğine kayabiliyor. Ya da işte elektrik mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliğinde şey var. Hani ister ne kadar somut veya ne kadar soyut bir iş yapacağını kendin biraz belirleyebiliyorsun. Hani makine öğrenmesine falan odaklanabilirsin. Daha işte fiziksel şeylere odaklanabilirsin. Daha özgür bir alan olduğu için, daha da hani bilgisayar mühendisliğine kayabilme imkanın sonradan olduğu için. Benim Rıfat'a benzer düşüncelerim oldu bölümü seçerken. Biraz çok yönlü olmasını istedim. Çünkü küçüklüğümden beri hep bilgisayar mühendisi olacağım düşünüyordum. Ama sonrasında bilgisayar mühendisinin isteme sebebini sadece oyun yazmak, oyun yapmak olduğunu ama gelecekte uzun süre kodlama yapmak, yani sırf bilgisayar başında açıkçası. Yani yine mühendislerin de çoğu bu işi yapabiliyor, full yazılımla uğraşabiliyor ama ben karakterimden ötürü de biraz çok yönlü bir iş, nasıl denir, çok yönlü imkanlara sahip olmak istedim iş dünyasında. Yani mezun biri özel sektörde bankacı olarak da çalışabilirken savunma sanayinde direkt hardcore mühendislikle de uğraşabiliyor. Ben bu avantajları, bu iş skalasının büyümesini istediğim için biraz elektrik elektronik mühendisliğini tercih ettim. Tamamdır. İkinci soruya geçeyim. Neden diğer üniversitelerde değil de Bilkent'te okumayı tercih ettiniz? Bilkent'in ne gibi avantajları var? Rıfat, senin durumun bir tık daha farklı. Muhtemelen bu videoyu izleyecek arkadaşlar gibi ama. Ben neden Bilkent'i seçtim? Çok güzel soru abi. Şimdi ilkokul, okul ve lise yerde okumuş biri olarak Bilkent benim gözümde açıkçası biraz belerin okuldu. Biraz ağır dilli, yani eleştirerek bir şey yapacağım. Hep böyle düşünüyorum. Hep Ankara'nın zenginlerinin gittiği bir okul olarak görüyordum Bilkent'i. O yüzden küçüklüğümden beri hayalim açıkçası ODTÜ'ye gitmekti. Puanım da ben 700. oldum bu arada MF'de. Puan sayıda ben yazardım hiç düşünmeden ama sıralamam gereği çok daha fazla düşündüm ve bence daha da iyi oldu. Daha çok şey kattı bana. Çünkü bir sürü alternatif düşünmek zorunda kaldım. Ve neden Bilkent? Bilkent akademisyenleri bakımından Türkiye'de şu an çok sıkıntıyı en az çektiğiniz okullardan birisi olabilir Bilkent. Akademisyenleri çok kaliteli. İmkanları gelecek sorularda da belki tartışırsın, sorarsın laboratuvar konularında falan ama çok iyi olmayabilir. Mesela bilgisayarlarımız çok yeni son model bilgisayarlar olmayabilir ama buna ihtiyacınız kalmıyor zaten. Yani laboratuvar imkanları olarak da çok iyi. Ve yurt dışına da ben yani çok diğer okullardan ziyade Bilkent'in daha çok öğrenci gönderdiğini duydum ve görüyorum hala. Daha fazla yurt dışı imkanı sağladığı için Bilkent'i tercih ettim diyebilirim. Teşekkür ederim. Rıfat. Şimdi benim durumum biraz daha farklı. Ben Bilkent Lisesi mezunu olduğum için Bilkent'e girişime diğer okullardan çok daha kolay oluyordu. İşte bölüm arasında geçiş yapmam. Ben ya da kendi elektrik elektronik mühendisliğini tutturarak girmiştim.
Bilkent'in şöyle bir olayı var. Özellikle elektrik elektronik için. Başka bir, yani elektrik elektronik mühendislerini bu kadar el üstünde tutan başka bir okul bilmiyorum. Yani Bilkent'te gerçekten elektrik elektronik öğrencileri çok değerli. Artık işte rektörümüz Abdullah Atalar'ın da elektrik elektronikçi olmasından mı gelen bir şeyse. Ve akademik kadrosu çok kaliteli. Hani biz, hani Görkem falan biliyordur, sen de duymuşsundur Seyfi belki de. Videoyu izleyenler bilmiyordur belki. İşte Erdal Arıkan'ımız var. Çok böyle gurur duyuyoruz. Tolga Hocam, Duman. Zaten Abdullah Atalar rektörümüz çok başarılı bir heyeci. Çok iyi bir akademik kadromuz. Bilkent şu konuda iyi. Elektrik elektronik konusunda diğer üniversitelerden bence daha iyi. Bir de öğrenci dostu bir üniversite. Ben de ODTÜ'yü çok düşünmüştüm. Ama ODTÜ'de şöyle bir durum var. Öğrenci dostluğundan kastım şu. Her öğrencisini takip ediyor ve her öğrencisinin başarılı olmasını istiyor ve bunu, yani bunu devamlı olarak öğrenciye yansıtıyor bunun takibinde. Hani ODTÜ'ye falan giden arkadaşlarım var. Onlar da biraz daha okuldan alakasız. Hani onların başarılı olup olmaması okulun çok değil. Çünkü bir öğrenci var. Hiçbiriyle teker teker uğraşmıyorlar. Ama de bu yok. Hepinizle teker teker ilgileniyorlar ve İşte herkesin kendi durumuna göre hocalar, işte diğer yönetim kadrosu da çok yardımcı olmaya çalışıyor. O yüzden bence Bilkent çok kalan. Ben de Rıfat'ın dediklerine bir şey eklemem gerekirse öğrenci konusunda. Evet, dünün benim de okuyan arkadaşlarımdan duyduğuma göre çok fazla öğrencisi olduğu için tabii bireysel olarak ilgilenmiyorlar. Bizim okul ciddiyse ilgilenme bakımından da. Hani ben çok karşılaşmadım, yine karşılaştım. Ama mesela asistan hocalarının bu dersi niye aldın diye mail attı. Arkadaşlarım oluyor. Yani arkadaşlar mail atan asistanları var. Yani bu hocalarla da alakası var bunun. Bilkent'te bu konuda ilgililer. Yani çok öğrenci dostu olmayan uygulamaları da oldu. Yine mantıklı bulduğumuz için kabul ettik. Mesela ayna uygulaması çok sosyal medyada da yankılanan, yani çoğu Bilkent'te gelecek öğrencinin de duyduğu bir şeydir. Ben çok öğrenci dostu bir uygulama değil. Evet, belki doğru bir uygulama. Ne bakıma, kopya çekmeyi engelleme açısından, ama öğrenciye böyle şeyler dayatılması biraz öğrenci dostluğunu zedeleyen bir şey mi? Onun sonrasında çok girmeyelim detayına, ama birkaç tane daha şey var böyle öğrenci dostu olmayan uygulamaları, ama her okulda var. Dönemle alakası da var. Ondan da bahsedecektim. Yani Bilkent insanların rahatça fikirlerini belirtebildiği bir okul bence. Yani diğer okullarda okuyan öğrencilerin, evet belki ODTÜ'de fikirlerini belirtirken polisle karşı karşıya geliyorlar, ama bizim öyle bir derdimiz olmuyor. Ben kampüsü 3 yıllık eğitim hayatımda bir kere polis aracının girdiğini gördüm. O da bence birini bırakıp çıkmışlardır, yani birini almamışlardır ya bir şeye bakıp çıkmışlardır. Kendi içinde yönetilen bir okul Bilkent. O bakımdan öğrencisi özgür bence. Teşekkür ediyorum. Okulun İngilizce olması ve İngilizce seviyesinde çok ileri seviye bir okul olması hakkında ne düşünüyorsun? Onu da yine ben Rıfat'ı böleceğim ya, ilk konuşabilirim bence. Hazırlık da okudum yarım dönem. Şöyle, İngilizcenin ileri olması gerçekten çok önemli ve bence Bilkent İngilizcesi Türkiye'de öğretilen en iyi İngilizce. Yani bunu canı gönülden tüm kalbimle söyleyebilirim. Hani benim İngilizce geçmişim vardı. Ortaokulda TED Poatlı Koleji'nde okumuştum. Oradan biraz öğrendiklerim, lisede yine hatırlayışım. Upper başladım. İki kur okudum. Total 5 kurdan. Ve sonra sınavı, işte bizim PAYA sınavımız var. Biraz daha rahat bir şekilde geçtim. Irregular'ı başladım. Ama yani İngilizce eğitimi cidden Bilkent'in çok iyi. Hazırlık eğitimi zaten güzel bir eğitim. Biraz sert bir eğitim. Lise eğitimi gibi. Ve insanlara açıkçası uzun ve yorucu bir şey, bıktırıcı bir üniversite hazırlık döneminden sonra zor geliyor. Ama yine de en rahat dönemimdi şu ana kadar okuldaki. Ama İngilizcenin önemli olması, çok iyi olması, çok iyi öğretilmesi. Bölüm dersleri de bu arada İngilizce 101-102 derslerimiz var. Diğer okullarda da oluyor bölüm içinde İngilizce dersleri, ama bizimkiler kadar ağır olduğunu düşünmüyorum ve ağır olmadıklarını biliyorum nevzeye. Güzel yani. Bilkent'te gelen birinin İngilizcesi, en kötüsünün bile İngilizcesi çoğu okulda en iyi İngilizce olur. Onu söyleyebilirim. Aynen. Ya ben hazırlık okumadım Görkem'e, ama şöyle bir katkı yapmak istiyorum. Bilkent kültüründe genel olarak bu var. Bir şeyi öğreniyorsanız, bir şey yapıyorsanız böyle dibine kadar en iyisini yaptırmaya çalışıyorlar. Hani belki Bilkent hazırlıkta öğreneceğiniz İngilizce
belki değil kesinlikle. Hani bir mühendis olmak için ihtiyacınız olan İngilizce'den çok daha üst bir İngilizce. Ve işte hazırlık sınavları da zor. Bizim, ben yabancı müfredatta okuyan, lisede yabancı müfredat okudum. Ama oradan buraya gelen arkadaşlarımda da sınavı geçemeyenler, bütün lisesini İngilizce okuyup yine burada sınavı geçemeyenler vardı. Ama bu genel olarak Bilkent kültürünün bir parçası. Her bölümde ve işte her yaptığın her şeyde böyle dibine kadar zorluyorlar sizi. Zaten elektrik elektronikçiler de bunu en iyi tecrübe eden. Okulumuz Bilkent ve bölümünüzle alakalı bir tane sevdiğiniz, bir tane de sevmediğiniz bir şey söyleyebilir misiniz? Şimdi okuduğum bölüm hakkında bir tane sevmediğim bir şey söylerim. Çok çok zor. Bilkent'in herhalde en zor bölümü. Gerçekten Türkiye'de de bu kadar zor elektrik elektronik okuyan var mıdır? Hani belki çok işte ODTÜ falan belkidir, bilmiyorum. Ve sosyal şeyi biraz daha düşük benim bölümde okuyanların. Elektrik elektronik okuyanların gerçekten Bilkent'in ortamından faydalanmaları biraz daha zor oluyor diğer bölümlere kıyasla. Bunu sevmiyorum. Ama tabii eğitim kalitesi ve Bilkent'in kampüsünün güvenliliği ve güzelliği Bilkent hakkında sevdiğim şeyler. Ben biraz daha dürüst gideceğim. Bölümün dersini de almış biri olarak. Bölümle sevdiğim illaki şeyler var, sevmediğim şeyler de var. Şöyle, bölüm bize cidden düzeni katıyor insan hayatına, yani okuyanın hayatına bir düzen katıyor. Bir rekabet de katıyor. Bunlar güzel şeyler. Bölümle ilgili diğer güzel şeylerden biri hocaların kalitesi. Cidden çoğu hoca çok kaliteli. Ama sevmediğim şeyler de mesela çok zor. Yani gereksiz zorluğu var. Evet, bazı insanlara çok kolay geliyor ama kolay diyen insanlar şimdi zaten, ya mesela Türkiye ikincisi arkadaşım var. Bu adama biraz daha kolay gelebilir. Anlaşılabilir şeyler. Bizim bölümde 15 binden giren arkadaş da var. Ona da kolay gelebilir. İlgi alanındır, şeydir. Ama bence genelde bakarsak biraz fazla zor. Yani bu kadar zorlanmaya gerek var mı? Evet, bizi geliştiren bir şey bu eninde sonunda ama psikolojik olarak bence bu kadar zorlamaya gerek yok. Bilkent'in genel olarak yaptığı bir şey yani. Bilkent'te hangi bölümde okursanız okuyun, diğer okullardaki bölümlere göre daha zor olabilir. Ondan sonra ikinci sevmediğim şey, evet rekabeti seviyorum diye söyledim ama boş bir rekabet var öğrenciler arasında. Yani cidden lisedeki şey gibi, biri 100 almış, biri 99 almış. 99 alanın yani ağlayası geldiği bir bölüm diyebilirim. Yani böyle saçma şeylerle karşılaştım. Yani üniversiteye geçtik mesela. Ben ilk 20 aldım notu mesela. Gururla söyledim. Üniversitedeyim, 20 aldım dedim mesela. Sonunda bir dersten. Yani mesela o arkadaşlarım yine benzer, yani yakın 30 almıştır belki. Belki 15 almıştır. Notunu sorduğumda ya boşver çok kötü demeleri mesela. Bu bana boş rekabet olarak geliyor. Yani bence insanlar söyleyebilmeli. Bu kadar kasmaya gerek yok. Bu kadar önemi yok notun. Bence yani. Evet, not önemli ama bu kadar değil yani. Ondan sonra diğer şey de sevmediğim şey de bölümün çok fazla vakit bulamamamız. Ama dediğim gibi Bilkent'te yani neye vakit bulamamız? Sosyal hayatımıza belki yani. Evet, buluyoruz ama daha çok bulabilmeliyiz. Bunu diğer bölümler de yaşıyor illaki. E'de daha fazla. Sevdiğin bir şey pek söylemedin ama dedim işte bak, düzeni seviyorum dedim. Hayatıma düzen kattı dedim. Rekabeti aslında seviyorum dedim. Rekabet olmasını. Ben de hani bence rekabeti seven biriyim. Ama bu kadar boş rekabetin olmasını sevmiyorum. Yani bir tık fazla hani olması iyi ama. Evet. Evet. Aynen ya, insanın en azından kendimle rekabet içindeyim ben mesela. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Zor olan bir şeye karşı. Ama mesela insanların birbiri içinde boş bir rekabete girmesi beni üzüyor açıkçası bizim bölümde. Dediğim gibi hocaların kalitesi. Hocalar cidden çok kaliteli. Okulu ve bölümü üç kelimeyle anlatacak olsaydınız bunlar neler olurdu? Görkem, bu zor bir soru. Benim düşünmem lazım. Sen başla. Ben ne derdim? Tek kelime olmuyor ama tek sayalım. Çok gönlük derdim. Anlattığım gibi başta. Her şey olabilirsiniz bir kenteden. Mezun olan insan her şey olabilir. Hani mükemmel bir profesör de olabilir, mükemmel bir mühendis de olabilir, psikopat da olabilir. Ondan sonra rekabet dediğim bölüm açıktan diğer bir kelime. Üçüncü olarak da acılar abi. Ben üst dönemlerden şu tavsiyeyi aldım. Bunu üç kelimede özetliyorum. Saçların erken dökülmesi. Bunu yaşayan çok dördüncü sınıf abilerim var, aynen.
Saçların erken beyazlayan, erken dökülen. O yüzden işte wax jöle kullanmayın. Düzgün şampuanlar kullanın falan diye ilk girdiğimiz zaman tavsiye vermişlerdi. O yüzden o üç kelimeyi. Bölüm ne özellikteki öğrenciye hitap ediyor? Bu bölümü okumak isteyen bir öğrencide olması gereken özellikler nelerdir? Nasıl bir karakter yapısına sahip olması lazım? Bölüm çok, yani özellikle burslu kontenjanı ilk 600'ü falan oluyor Türkiye'de. O yüzden gerçekten işte hep matematik, fizik olimpiyatlarına giren, böyle derece yapan adamlar falan geliyor. O yüzden de gerçekten rekabetçi öğrenciler, çalışkan öğrenciler geliyor. Bir de gerçekten ilgi çok önemli. Mesela hani bazı arkadaşlarım var, sırf işte puanı yüksek diye ve sırf tutturabiliyor diye giriyorlar bölüme. Ama sonra işte birinci sınıfta mat 101, fizik 101, 102 aldığı zaman bile ben aslında bunu yapmak istemiyorum, elektrikte bir alakam yok deyip ondan sonra bölüm değiştiriyorlar. O yüzden rekabetçi, başarılı olması lazım, ilgili olması lazım, bir de asılgan olması lazım. Mühendisliğin genel doğası gereği atılgan olmanız lazım biraz. İş bulabilmeniz lazım. Aynen, kendi tıp hukuk gibi değil. Lazım. Aynen. Yani bunlar yani. Benim açımdan da bence okul süreci için, yani elektrik elektronik seçen birinin, bir öğrencinin, yani lisenin nasıl özellikler olması lazım? Bence ders çalışmaya katlanabilen ya da seven biri olması lazım. Yani düzenli çalışabilen biri olması lazım. Hadi bunlar olmasın. Ben çok fazla düzenli çalışabilen biri değildim 12. sınıfa kadar. 12. sınıfta her şeyimi düzene sokmuştum ya. Mesela benim gibi öğrenci tipi insanlar da girebilir. Ben biraz daha sosyal kaçıyor olabilirim genel olarak bizim bölümdekilere. Ama derse de önem veriyorum yani. Hem sosyallik hem ders, sosyalleşme ve ders dengesini iyi tutturabilen öğrenciler de bence E'yi seçebilir. Ama tabii gidip CS de seçebilirler, endüstriyi de seçebilirler yani. Seçenek çok o bakımda. Şimdi birazcık da müfredattan bahsedelim. Yani müfredatınız nasıl ilerliyor? Yani hangi dersleri giriyorsunuz? Ve bu zaten birazcık bahsettiniz ama akademikle sosyal hayat arasındaki dengeyi kurmanıza Bilkent fırsat veriyor mu? Şimdi şöyle, müfredat aslında birinci sınıf en rahat yıl. Herkes diyor bunu yani. Ben birinci sınıfta da bir nevi zorlanmıştım. Özellikle ilk dönemde hazırlığın o rahatlığından sonra bir toparlanma sürecim uzun sürmüştü. Ve İkinci dönemimde biraz daha güzel toparlamıştım işte. Ortalamam ilk başta 3.2 gelmişti, sonra 3.4 yapmıştım gibi. Yani çok fazla ortalamaya odaklanamadım. Biraz şanssızlıklar da oldu. Çünkü şöyle bir durum var bir kentin müfredatı bakımından. Ortak dersler, havuz dersleri biraz kişinin şansına bakan da şeyler. Yani iyi bir hoca gelmezse siz A alabileceğiniz bir dersten boşu boşuna A eksi ya da B artı alabilirsiniz. Yani bunu illaki yaşayacak arkadaşlar vardır. Biraz orada bütün yıldızların aynı hizada olması gerekiyor sizin daha da yüksek bir ortalama yapmanız için. Ben özellikle bu havuz derslerinde biraz fazla puan kaybettim bu yüzden. Bölüm derslerinde de genel olarak çok daha zor. Başta yani bazılarının çok daha zor gelmeyebiliyor. Mesela bölüm dersine geçince, yani ikinci sınıf ve sonrası derslere geçince ortalamasını yükselten arkadaşlarım da oldu. O da arkadaşım mesela. Birinci sınıfta 3.6 olan ortalaması ikinci sınıfta 3.7, 3.8'lere çıkardı mesela. Çünkü daha iyi yapıyordu, daha severek yapıyordu işini. Böyle şey de olabiliyor ama genele vurursak bunu, genelde insanlar ikinci sınıfta ve yani bölüm dersleri başladığında bir savsaklamaya başlıyorlar. Ve şöyle bir şey de var, biraz bazı dersler bölüm içinde tekrar sayılıyor. Yani tekrar sayılıyor dediğim, şimdi elektrik elektronikçiyiz mesela, devre dersi öğreneceğiz, elektriği öğreneceğiz en basitinden. Şimdi biz bu devre dersinden önce fizik 102 dersinde elektrik kısmında bir öğreniyoruz. Ondan sonra ikinci sınıfın birinci döneminde analog elektronik diye bir ders giriyor. Normalde analog elektronik çok farklı bir dalken, yani içeriği çok farklı bir şey olması gerekirken, biz genel olarak bütün konularının küçük bir özetini görüyoruz. Yani aslında dersinde de Introduction to Electrical and Electronics Engineering olması gerekirken biraz analog electronics yapıp her şeyi koymuşlar içine. Onda da devre görüyoruz. 2 oldu. Ondan sonra Circuit diye bir ders var. Bu da 2'nin 2'sinde aldığımız ders. Circuit Theory, yani direkt devre teorisi. En teorik olarak aldığımız, devreyi öğrendiğimiz ders. 3 dönem arda arda görmüş oluyor insanlar. Doğal olarak bıkkınlık hissettiriyor insanda, yani okuyanda. Bunu çok fazla insan sorduğu için bu dönem müfredatını değiştirdiler. Değiştirdiler dediğim, ekstra ders eklediler derse. Çok tekrar diye
Normalde 3'ün ikisinde, 3'ün birinde pardon, alınacak bir dersin konusunu, diyot konusunu da circuit teoriye eklediler. Yani değişik şeyler var öyle ama genel olarak yoğun bir müfredat. Sosyal bakımını çok konuştum bu arada. Kusura bakmayın. Sosyal hayat konusunda da dediğim gibi dengelemesini illaki yapabilirsiniz. Yani mesela bir arkadaşım her hafta sonu arkadaşına kalmaya gidiyor mesela. İşte gidiyorlar, yiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar gibisinden. Ama mesela ben kendim istediğim zaman çıkıp sosyalleşebiliyorum kesinlikle. Ama sınav döneminde mesela çok rahat bir şekilde sosyalleşemem. Ondan sonra sosyal hayatım zedelendi mi? İlla ki zedelendi. Lisede daha çok gezip tozabiliyorken şu an korona döneminde bir de özellikle haftada yani 2 haftada biri falan çıkabiliyorum. Önceden yine 1. sınıfta korona yokken haftada bir çıkmaya çalışıyorduk yani. Güzel de oluyordu. Ne bileyim sinemaya gidiyorduk, yemek yemeye gidiyorduk. Ya da haftada en az bir bu arada. Ama sosyal hayat bakımından dengeyi kurmak zor ama imkansız değil. Kur'an'da bir sürü tanıdığım var yani. EA'de de yine. Bu kadar. Ya Görkem çok iyi özetledi müfredatın ağırlığını falan. İki şeyi altını çizmek istiyorum. Birincisi müfredatın zaman zaman çok tekrara düştüğünü söyleyen çok öğrenci var. Aynı zamanda sadece işte circuit theory'de falan değil de seçmeli derslerde de çok fazla tekrara düşüyormuş ve çok teorik kalıyormuş. Herkes bundan yakınıyor. Bir de şu da çok önemli. Görkem'in dediği gibi havuz derslerinde öğretmen seçmek gerçekten çok önemliymiş. Ben bilmiyordum. O yüzden ilk dönem böyle çok random hangi öğretmen gelirse onlarla ders işledim. Gerçekten öğretmenin nota çok büyük etkisi var. Bunu 2. dönem kendi öğretmenlerimi seçtiğim zaman fark ettim. Yani gelen olursa bunlara dikkat etsin kesinlikle. İlk dönemden hiç salmasın. Çünkü ilk dönemde yaptığı o havuz derslerinden aldığı yüksek notlar sonradan çok işine yarıyor. Videoyu izleyecek arkadaşlar bize de bırakırsan videonun altına mail adresimizi kesinlikle danışabilirler. Yani öyle bir şeyler olmasın hani eğer kazanırlarsa gelirlerse ki illaki birileriyle tanışacaklardır. Ama hani belki hazırlığı atlayan arkadaşlar olur aramızda. Onlar da bize danışabilirler yani hangi hocalar iyi ya da en azından sistemin kullanılması bakımından bile bize hiç yani mesela Bilkent Offerings diye bir site var. Hiç kimse öğretmiyor size nasıl kullanılır. Evet, şeyde biraz SRS sistemimiz, STAR sistemimizi kullanmayı oryantasyonda kısaca gösteriyorlar ama Offerings'i mesela hocaların nasıl not verdiğini genel olarak öğretmiyor kimse. Herkes kendi kendine öğreniyor. Ama yardımcı olmaya çalışırız. Teşekkür ederim. Şimdi de şeyi sorayım. Bölümde en çok zorlandığınız şey neydi böyle? Daha spesifik bir şey var mıydı? Ben mi bahsedeyim? Daha çok bölüm hocalarından aldığım için. Ne kadar kaliteli olsalar da en çok zorlandığım şey hocalardı benim şu ana kadar. Yani hocalar çok ilginç. De irregular olduğum için bence hocalar yani regular da normal dönem okuyan dersleri veren hocaların daha iyi hocalar olduğunu düşünüyorum. İnşallah irregular hocaları bu videoyu izlemezler. Biraz çektim onlardan. Öyle diyeyim. Zaten aynen Görkem'in dediği gibi böyle şey damgalanmış hocalar var okulda. Elektrik elektroniğe de ders veren okulun böyle caps sayfalarında itiraf sayfalarında falan da sık sık paylaşılan hocalar var. Onlar gerçekten öğrencileri ilk sene yoruyor yani. Hatta zorbalık seviyesine kadar böyle çıkabiliyorlar. Ama onun aksine çok tatlı hocalar da vardı. Ama böyle çok şey hocalar, ismi çok iyi bilinen hocalar var. Zorluğuyla böyle kötü davranmasıyla öğrencilere. Ben de onlarla zorlanmıştım. Bir de öğrenciler çok garipti bana ilk bölüme girdiğim zaman. İşte size çok iyi bir başucu kitabı önereyim diye işte machine learning, yapay zeka ders kitapları falan atan çocuklar vardı. Hani başucu kitabı öyle olmaz benim bildiğim. O kitap başucuna koyarsan, başına düşerse sıkıntı yaşarsın yani. Hani böyle çok garip insanlar vardı, çok saçma sapan, inekleyen. Onlarla da zorlandık yani. Zaten çoğusuyla da görüşmüyor. Tamamdır. Bir sonraki soruya geçeyim. Bilkent'in olanakları neler? Şimdiye kadar nelerden yararlandınız? Nelerden yararlanmayı planlıyorsunuz? Ve Bilkent'te olmanızın, keşke Bilkent'te olmasaydım dediğiniz bir an oldu mu? Ya şöyle ben pandemi öncesinde görmüş biri olarak Bilkent'in olanakları cidden çok fazla. Pandemi öncesinde bence çok çok daha fazlaydı. Ne gibi mesela?
Gerçi sonrasında da herhalde bahsedeceğiz ama şey diyeyim şimdilik, mesela pandemide yurt imkanı bence çok iyiydi. Bütün okullar kapalıyken bizi çağırdıkları için bazıları tepki koydu okula. Hani korona var, nasıl oluyor falan diye. Ama yani hiçbir tanıdığım benim yurtta da olsun ya da bölümde olsun yakın tanıdıklarımdan kimse korona olmadı. Biz labımıza da gittik. Yurtta da kaldım ben. 8 ay yurtta kaldım. En azından insan gördüm, sosyalleştim yani. Evde olsam cidden çok bayardı beni. Çok sıkılırdım. Kendim de gitmek istedim zaten. Ya mesela ikinci dönemde gitme zorunluluğum yoktu. Lab dersim yoktu. Kendi programı seçtiğim için. O bakımdan Bilkent gayet şey oldu. Olanak olarak cidden gayet yardımcı oldu bize. Fikir özgürlüğünden bahsetmiştim. Bir de demin ders müfredat seçiminden bahsettik. Bu arada Bilkent bazen ne kadar zorlasa da herhalde Türkiye'deki en iyi ders seçimi sistemine sahip olan okul. Biz bayağı sanki böyle lisede o ders programı olur ya 8'lik işte. Sanki ona koyuyormuşuz gibi ders seçebiliyoruz. Mesela bu büyük bir lüks. Diğer okullarda insanlar hani ekstra kota çıksın diye. Evet bizde de bazı derslerin kotası yok ama ekstra kota çıksın diye ana alması gereken dersi alamıyor mesela. Bizde biraz daha adil bir sistem olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Olanak olarak böyle. Onun dışında olumsuz olarak işte yöneticilerin, yani bu dekan olur, rektörümüz olur, bazen bizi gereksiz zorlaması var. Hani çok dedirtmiyor. Keşke başka bir okulda olsaydım, iyi kentte olmasaydım dediğimiz oluyor mu? Nadiren isyan dönemlerinde oluyor, finallerde, sınav dönemlerinde. Ama genel olarak mutluyum herhalde ya. Yani mutlu olduğumu söyleyebilirim. Ne kadar çektirse de Bilkent, gelecekte bu zamanlarım güzel zamanlarım diye hatırlayacağıma eminim yani. Kar benim diyebileceğim. Şöyle ben de olanak olarak şunu gösterebilirim. Henüz faydalanmadım ama hani Bilkent'te çok iyi araştırma merkezleri var. İşte nanoteknoloji araştırma merkezi gibi özellikle bizim EEC'ler çok faydalanıyor. Üçüncü sınıfa geçtiğin gibi hocalara, orada çalışan hocalara mail atarak onların yanında o çalışmalara katılabiliyorsun. O iyi bir olanak. Henüz faydalanmadım ama öyle. Bir de şey var, yani kampüs gerçekten Ankara'dan farklı bir dünya gibi. Yani farklı bir ülkenin sınırlarına giriyormuşsun gibi. İşte herkesin davranışı çok farklı, çok nezih, çok güvenli. Hani insanların birbirine karşı olan ilişkileri belli bir çerçeve içerisinde falan. Öğrenci profili de yani belli bir seviyenin üstünde. Hani bunu demek belki biraz zübbelik oluyor ama gerçekten iyi öğrencileri var. İşte saygılı, eğitimli öğrencileri var. Olmayanları da var, çok aşırı zübbeleri de var ama genel olarak çok iyi bir ortam. Keşke Bilkent'te olmasaydım dediğim şöyle, yani bir gerçekten herhalde pandemiden dolayı ben bunu tecrübe ettim. Ortam olarak ODTÜ'ye gidip takıldığım zaman daha samimi insanlar görebiliyorum. Bazen hani bizim yurdun çevresinde takıldığım insanlar falan daha böyle kasıntı olabiliyorlar. Yani bir onu sevmemiştim. Bir de tabii öğrencilerimin de maddi şeyi düşünmesi lazım. Bilkent çevresi pahalı. Yani Bilkent'te yediğiniz bir yemek, işte içtiğiniz bir içecek ODTÜ'de ya da başka bir üniversitede, Ankara'nın herhangi başka bir yerinde yediğiniz yemekten, içecekten 2 kat, 2,5 kat falan daha pahalı olabiliyor yer yer. Cidden insanın ekonomisine de biraz zarar veren bir şey. O da olumsuz yanı Bilkent'in. Ben de bir şey eklersem bu arkadaş ortamı konusunda. Şöyle Bilkent'te her çeşit tip insan olduğu için, yani evet pandemi, bence dediğin gibi sen pandemiden ötürü çok samimi insanlarla tanışmamış olabilirsin Rıfat, ama yani benim de mesela tanıştığım çoğu insan kendi yani ailemin düzeyine, işte şartlarına, hem manevi olarak hem maddi olarak yakın insanlarla tanıştım mesela. Mesela Bilkent'te lüks ortamlar var illaki. Ben o lüks ortamlara giden biri olamadım çok fazla. Bulundum ama arkadaş ortamına da çok gitmedik. Şey de çok yapmadık. Burada gelenler olursa sen 81'de mi kalıyordun? Benim yurdun ortamından dolayı ben. Evet, sen yurttan dolayı kaybetmişsin. Yani 81 en son yapılan yeni yurtlardır. Biraz cep yakar. Okuma bakımından da. Yani ben ilk geldiğimde 2 kişilik ranzada kalan biriydim. Sonrasında 4 kişilikte kaldım. Allah'tan 3 kişiydik. Ondan sonra de bursum olmadığı için de biraz
Hani yurt ücretini en azından kısarak aileme şey yapmaya çalıştım. Ben dedim kalırım. En ucuz yurt hangisiyseydi. Pandemi döneminde dedik 4 kişilikte kalmayalım yeter artık çok kalabalık. 3 kişilikte kaldık. 77. yurtta, 77-78. yurtlar güzel yurtlardır. Onlar da 80'ler şeyini çalana kadar yıldızını. Bilkent'in yıldız yurtlarıydılar. Yani gayet güzel arkadaş ortamları da bulunabiliyor. Kasıntı olmayan insanlar da var. Yani çünkü okula çok fazla burslu da var. Yani bu şey demek istemeye çalışmıyorum yani. Ben bursuzum mesela. Bursuzlar işte zengin çocuklarıdır. Onlar hiç samimi değillerdir işte şey derdim demeye çalışmıyorum. Ama burslu bursuz bir sürü tanıdığım, yakından tanıdığım çok samimi insanlar var yani. Bunları rahatlıkla söyleyebilirim. Olanak bakımından niye çektim buraya? Dediğim gibi ben Ankara'da doğmuş büyümüş biri olarak genel olarak Bilkent hep züppe okulu, zengin okul olarak bakıyordum. Öyle olmadığını geldiğimde öğrendim. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Bir de şeyi sorayım. Bölümün ve Bilkent'in sağladığı yurt dışı olanakları nasıl? Bunu çok merak ediyorlar. Bilkent'in bayağı iyi üniversitelerle Erasmus şeyleri var, anlaşmaları var. Yani en erken yurt dışı olanağı olarak Erasmus Plus tarzı şeyler oraya gidiyorlar. Öğrenciler de bayağı kontenjanı dolduruyorlar bildiğim kadarıyla her sene. Bir işte pandemiden dolayı geçen sene sıkıntı yaşandı. Hani çok da iyi üniversiteler var mesela İsviçre'de işte Ecole Polytechnique falan var. Oraya çok gidiyorlar. Yurt dışı olanağı olarak bir böyle okurken Erasmus'a gidenler var. Bir de buradan mezun olanlar çok fazla yurt dışına, master'a, doktora'ya gidiyorlar. Bir de buradaki hocaların referansları da çok kaliteli hocalar oldukları için referansları da sizi herhangi bir yurt dışı üniversitesine master'a, doktora'ya sokabilecek kadar yeterli oluyor bildiğim kadarıyla. O yüzden bayağı iyi bir yurt dışı bağlantısı var okulun. Çok fazla da uluslararası öğrenci var okulda. Rıfat genel olarak özetledi her şeyi güzelce. Eklemek istediğim birkaç küçük detay yani Erasmus konusunda mühendislik bölümleri biraz daha sıkıntı çekebiliyor. Türkiye şu an okul kaliteleri genel olarak düşmeye başladığı için Türkiye'deki üniversitelerin biraz Erasmus konusunda yine çok kaliteli okullarla çalışıyorlar ama okul sayısı biraz azalıyor. Bilkent yine Türkiye'deki en avantajlı okullardan biri olmaya devam edecektir Erasmus konusunda da hani yurt dışı bakımından. En basitinden ne bileyim hazırlığı bitirdiniz direkt Work and Travel'a gidebilirsiniz. Hem çalışırsınız hem gezersiniz. Yani o İngilizceyi de veriyor zaten okul size. Sonrasında okul bittikten sonra özel sektör olarak da yine Rıfat'ın dediği gibi çok fazla yer var. Akademik olarak da Bilkent akademik eğitime çok fazla önem verdiği için çok rahat gönderebiliyor öğrencilerini yurt dışında. Yani bazılarını yüksek lisansa gönderiyor. Bazılarını yüksek lisansı geçerek direkt doktoraya gönderiyor. Hocaların referanslarıyla. Teşekkür ederim. Bir de şeyi sorayım. Hazırlık ve birinci sınıftakilere tavsiyeleriniz neler? Yani burada bir tık daha görkem hazırlığa, Rıfat birinci sınıfa yönelik konuşabilir bence. Hazırlık bakımında kulüp abi direkt. Hazırlık, şimdi evet İngilizce sıfır olan biri için zor bir yer olabilir. Ama olan orta düzeyde olan ya da ortanın üstü, ortanın altı biri için hazırlık bence rahat. Bilkent'te düzenli çalışmayla gayet rahat idare edilebiliyor ve çok fazla zamanımız oluyor. Hani bazen şeyi düşüyorduk, benim o da arkadaşımla işte, o da elektrik elektronik okuyor dediğim gibi. İşte hazırlıkta da bazen zorlandığımızı düşünüyorduk ama genel olarak zorlanmıyormuşuz. Yani hem oyun oynayacak zamanımız çok fazla oluyordu atıyorum. Film, dizi her şeyi yapıyorduk. Aynı zamanda ders dışı yaşıyorduk. Aynı zamanda kulüp etkinliklerine de çok rahat katılabiliyorduk. Bence EE okuyan birinin de hazırlıkta yapması gereken tek şey hem biraz CV'nizi doldurma, CV'yi güzelleştirme bakımından hem de cidden insan tanıma, tecrübe bakımından, sosyalleşme bakımından yani üniversite çok farklı bir ortam liseye kıyasla direkt kulüplere katılmak olur. Kariyer olur, sosyal olur, her türlü kulübe katılmalı. Kesinlikle ben de aynı şekilde Görkem'de aynı fikirdeyim. Kulüp Bilkent'te çok fazla topluluk, çok fazla kulüp var. Ve herkes kendi ilgisine göre bir şeyler bulabilir. Hani çay kulübü, kahve kulübü falan da var. Şu anda biz bu videoyu zaten ACC kulübünün bünyesi altında çekiyoruz. Yani türlü türlü kulübe girebilirsiniz. Hazırlık okumadım ama insanlar hazırlık yıllarını çok özlediklerini söylüyorlar. Bölümde de
Bilkent elektrik elektronik için ilk sene en rahat sene. O yüzden yine hani çıkarabildiğiniz kadar sosyal hayatınızın tadını çıkarın. Ben şöyle bir şey düşündüm kendime, yani hani bu biraz daha özel bir tavsiye ama biraz daha mühendislikler dışında arkadaşlar edinmeye çalıştım. Çünkü buradaki insanlarla bazen sarmıyor muhabbet. Çok fazla sayısal kafalı insan oluyor. Hani ben de sayısal kafalıyım ama bazen böyle sözel görüşü olan, daha işte sanatsal bakışı olan olaylara, insanlarla tanışmak. Ki Bilkent'te çok yaratıcı insanlar var, çok inanılmaz eğlenceli insanlar var. Çoğu da mühendisliklerde değil. O yüzden mühendislik dışı arkadaş edinmeye çalışın. Teknokentleri falan gezin. Ben onu söylemek isterdim. Yani başka birisi olursa gelecek. Erkenden teknokentlerde neler yapılıyor, nasıl şirketler var, bunlarda ne zaman takılabilirim diye bakabilirsiniz. O kadar. Ben bu arada gezmedim teknokentleri hiç. Sen gezdin mi? Ben pandemiden dolayı falan her yer kapalıdır diye zaten gitmedim. Ben yani hiç gezmedim mesela. Büyük, yani Erzurum'da gezdim teknokentleri. Ha. Ankara'dakileri gitmedim henüz. Anladım. Güzelmiş ya. Güzel etkinlik. Yani yapılabilir. Şimdi şeyi sorayım. Bilkent çok zor dediniz. Elektrik elektronik de çok zor dediniz. Bu ikisi yan yana gelince bayağı şartlar zorlaşıyordur. Böyle normal dönem içinde bir de sınav haftalarında ortalama kaç saat çalışıyorsunuz? Mürfat önce sen konuş, ben. Görkem çok konuşacak. Ben birinci sınıfı bitirdim. Birinci sınıf aşağı yukarı kolaydı. Yani çok zor değildi. İkinciye, üçüncüye kıyasla. Yani zordu da hani yine de iyiydi. Haftada 2-3 gün en az dışarı çıktım. Arkadaşlarla gezdim pandemi de olsa. Ben biraz sosyal şeyini abarttım. Ama Bilkent şöyle, yani oturup ders çalışmak ve konu tekrar etmeye çok vaktiniz olmuyor. Yani devamlı olarak ders çalışıyorsunuz gündelik olarak ama bu size verilen görevleri tamamlayabilmek için azami çalışmanız zaten sizin her gün bayağı çalışmanıza denk geliyor. Görev ve sorumluluk açısından öğrencisinden çok şey bekleyen bir okul ve çok sık deadline'lar koyuyor, çok sık teslim tarihleri koyuyor. Çok da yüklü ödevler veriyor, görevler veriyor, işte laboratuvarlar vesaire. Siz oturup hani konuyu anlamasanız ya da işte konuyu tekrar çalışıp işte onun üzerinden örnekler çözüp içselleştiremeseniz bile devamlı olarak zaten bir şeyleri yetiştirme telaşı içinde oluyorsunuz. Günde belli bir saat vermek doğru olmaz. Final haftalarında hiç dışarı çıkmıyoruz zaten. Hani yemek yapmaya bile vaktimiz olmuyor, ben hep dışarıdan söylüyorum. Ama normal dönem içerisinde gündelik en az işte bir iki saat en kötü, yani hiç ödevin olmadığı bir gün bile işte kulüp işleri olur. Daha farklı kendimi geliştireceğim farklı alanlarda, okul adına, akademik alanda geliştirmek için çalışmalar olur. En kötü ihtimalle bir iki saatimiz derse gidiyor. Rıfat'a birinci sınıf konusunda kesinlikle hak veriyorum. Yani birinci sınıfta ben de Yanık Rıfat gibiydim. Daha çok gezip tozabiliyordum. Hazırlığım biraz da rahatlığımla etkisindeydim ben. Ondan sonra yine ikinci döneminde birinci sınıfın daha çok çalıştım diyebilirim. Biraz daha sosyalliği hani günde 2-3 günde 2-3 gün değil de haftada bir güne 2 güne indirmeye çalışmıştım. Onu hatırlıyorum. Ders çalışma bakımından Bilkent yine Rıfat'ın dediği gibi çok fazla deadline'a boğuyor. Sadece bizim bölüm olduğunu düşünmüyorum. Ama bizim bölümde özellikle çok daha fazla assignment olduğunu, yoğunluk olduğunu, deadline'ların daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani labların özellikle zaten ömür yediğini, benden bir ömür çaldı yani lablar. Mesela birinci sınıfta evet havuz dersler olduğu için biraz herkes daha çekiyor yükü. Dediği gibi konuyu çalışmıyorsunuz. Konuyu zaten verdikleri assignmentlarla illa öğrenmek zorundasınız. Ama yine kendiniz çalışacak zamanı da bulabiliyorsunuz az buz. Yaratabilirsiniz. Bir şeylerden kısmanız kesinlikle gerekiyor Bilkent'te. Yani mesela derslerin hafif düşüyor mu? Direkt sosyal hayatından ya da kendi sorun oyunundan kısıyorsun, dizinden kısıyorsun. Bir şeyden kısman gerekiyor. Yani kişisel gelişimden kısmak zorunda kalabiliyorsun. Yani bu dengeyi güzel tutturmak gerekiyor. Ben ama abartmıyorum yani şöyle, ikinci sınıfın birinci döneminde pandemi olduğu için, geçen yıl işte bahar döneminde pandemi olduğu için en saldığım dönemde zaten biraz öleceğiz yani, çalışmasak da olur kafasındaydım o zamanlar, her şey belirsizken. Biraz düşüş öyle başladı bende. Ama
Sonrasında toplama amaçlı cidden çalışmaya başladım. Geldiğimden beri her döneminde bir şeyler denedim aslında çalışma bakımından. Ama şöyle diyeyim, ikinci sınıfın ikinci döneminde, bir de üçün birinci döneminde, ki üç cidden, yani ikinin ikisiyle üç cidden yoğun dönemler. İkinin biri de yoğun bir dönem ama dediğim gibi ben onu kendime çok yaşatmadım pandemi döneminde. Şöyle haftada, yani günde Bilkent'te, elektrik elektronikte bence en az 3 saat 4 saat çalışmanız gerekiyor. Yani bölüme geçtiğinizde, özellikle bölüm derslerinde bu zamanı sizden istiyor okul. Yani bu 3-4 saati bazen tabii kendi çalışmanız gereken şeye çalışırsınız. Bazen assignment'a çalışırsınız ama bunu yapmanız gerekiyor. O gün 3 saati yapmazsan diğer gün o sana 6 saat oluyor çünkü. Yani direkt acımıyor yani sistem sana. Bence. Yani çalışmadan yapabilen dahi tipler var mı? Ya daha az çalışarak yapan? İlla ki var. Ama ben onlardan biri miyim? Değilim. Yani denedim mi denedim. Bir şey daha az çalışıp yapayım gibisinden. Ama böyle yani haftada işte günde 3-4 saat dersek 28 yani 25-30 saat arası bence derse gidiyor. Ki bir hocama danışmıştım. Hocamın verdiği tavsiye şuydu bana. Derslerin kredisi kaç? Mesela 3 kredi bir ders ya da 4 kredi bir ders fark etmez. Kredi başına o dersi haftada yani bir krediye 3 saat çalışman gerekiyordu. Mesela 3 kredilik bir derse haftada 9 saat çalışman gerekiyordu. Ben bu nasıl çalışacağım mantığını hocaya sorduğum dönemde yanlış hatırlamıyorsam 18 kredim vardı. 18 çarpı 3, 54 mi ne diyor? Doğru mu? Haftada 54 saat çalışmamı bekliyordu hocamız benden. Yani bazı hocalar zor olabiliyor. O hocanın dersine cidden çok çalışmama rağmen DL'ye zar zor geçtim. Yeniden almak zorunda kaldım o dersi. Yine mükemmel geçirmedim ama yükselttim notumu yani. Öyle diyeyim. Yani acımıyor size. Ondan sonra lablar, ödevler, her şeyinizi alıyor zaten. Ne kadar dolmuşum ama konuşuyorum. Şeyi sorayım, lab dedin. Zaten bir sonraki soru da onunla alakalıydı. Bu laboratuvarları ne sıklıkla ne kadar kullanıyorsunuz? Bir de bölümün fiziksel imkanları neler? Lisans öğrencilerine bunları ne kadar kullanma imkanı tanınıyor? Mesela şey falan diyen olabiliyor. Hani benim bilgisayarım yok. Bilgisayarsız üniversite okuyabilir miyim falan tarzı. Hani mesela CS Lab'ı vardı sanırım. Şöyle CS Lab'ları benim başladığım dönemde, Rıfat direkt bu arada çaldım senden ama daha çok lab görmüş biri olarak. Bir de mute'lama kendimi, sorun olmaz bence. Yani daha çok daha çok lab görmüş biri olarak şöyle diyeyim. CS'i ben bilgisayar lablarında aldım. Hani o bakımdan hiçbir sıkıntı olmadı. Bizim lab sistemimizi mesela Rıfat muhtemelen şey aldı. Lab ödevi veriliyordu. Bir hafta sonrasında yani bir hafta süre alıyordu. Evet. Online şey yaptık. Biz kendi online herkes kendi bilgisayarını yaptı. Sonra onu da çok uzun sürüyor, bir hafta kopya çekiliyor diye. Sanırsam geçtiğimiz dönem, yani bu dönem yine bir günde 4-5 saat içine düşürmüşler. Şöyle, bilgisayarsız okul okunur mu? İlk sınıf okunabilir. Kabulüm. Biraz bilgisayar lablarına gidersiniz. B binasında bilgisayar labımız var ya da bölüm lablarımız var. Daima girebiliyor öğrencilerine. 7-24 açıklar var. Onları kullanabilirsiniz. Ben mesela bir zaman bilgisayarım bozuldu bu dönem. Bir ay B binasındaki lablarda çalıştım. Bilgisayarlar biraz daha kaliteli bizim bölümdekilere göre, dürüst olmak gerekirse. Yani okul bilgisayarsız okuyan var sanırsam. Görüyorum arada. Ama bilgisayar bence bir şart. Yani bir rahatlık. En azından şu an zaten bilgisayar fiyatları genel olarak pahalı. En ucuz kaliteli bilgisayar bile 7000-8000 fiyat aralığında herhalde. Yani öyle bir fiyatta çok rahat okunur ama hani illa 20000-30000 liralık Word machine'lere gerek olmuyor. Evet. Lab olarak da dediğim gibi hiçbir sıkıntı çıkarmıyor şeyler, bilgisayar sistemleri. Lab'ı ne kadar kullandık? Yani işte belirli derslerde mesela Circuit'ın lablarında çok kullandım. Fizikte zaten zorunlu laba gidiyorduk. Onu da birinci sınıfta kullandım. İşte sonra CS dersinden bahsettim zaten. Yani lab kullanıyoruz. Labların şeyini çıkarıyoruz yani. Verdiğimiz parayı çıkarıyoruz lablardan. Arası biraz yaşam ortamımız oluyor bizim. Görkem bayağı iyi anlattı her şeyi. Lab olarak benim durum biraz daha farklı. Ben işte IB yaptığım için bizim Bilkent Erzurum Lisesi çok yeni bir okul ve onun laboratuvar aletleri falan çok üst seviye aletlerdi. İşte gerçekten inanılmaz, hani bilgisayara bağlayabildiğin, devamlı sana real time
veri toplayabilen, işte infrared sensörleri, işte termometreleri çok kaliteliydi falan. O aynı imkanlar 101 labında, 102 labında yoktu. Ama zaten 101-102'nin kapsamı olan şeyler de değildi. Onun dışında labların kullanımı gayet kolay. Yani ben lab olmadığı günlerde, lab dışı saatlerde de işte mail atarak ben geleceğim, çalışma yapacağım, proje yapacağım diyerek gayet rahat gidebildim. Bildiğim kadarıyla da üst dönemlerde 24 saat açık lablar var. Herkes istediği saatte gidip çalışabiliyor. Bilgisayar konusunda şöyle. Benim bilgisayarım 6 senelik. Lisenin başında Bilkent'in bana hediye ettiği çok kalitesiz takoz gibi bir bilgisayar. İlk seneyi bayağı rahat atlattım. Yani can çekişiyor biraz ama rahatlıkla atlatabiliyorsunuz. Zaten Görkem de dediği gibi B binasındaki bilgisayarlar yeterli performans gösteriyor. Yani hani çizim falan yapmak isterseniz belki biraz yavaş olabilirler ama bence ikinci sınıfa kadar en azından bilgisayara ihtiyacınız çok olmaz. Yani kötü bir bilgisayar sizi götürebilir. Belki 3'te 4'te daha kaliteli işte 3 boyutlu çizimler falan yapacağınız dersler olursa onlar da iyi bir bilgisayara belki ihtiyacınız olur. Tamamdır, teşekkür ederim. Son bir sorum var. O da Bilkent'in dersler haricinde kendinizi geliştirmeniz için sağladığı olanaklar, işte kariyer merkezi olsun, kariyer kulüpleri olsun, öğrenci kulüpleri olsun. Bunlar ne durumda? Bunlardan faydalanıyor musunuz? Ya tabii faydalanıyoruz. Dediğim gibi çok fazla şey var. Bilkent'te çok fazla topluluk ve kulüp var. Belli kategoride kulüpler var. Yani bazıları biraz daha keyif çatma kulübü ya da işte böyle hani gezi kulübü tarzı kulüpler var. Çay kahve kulüpleri var. Herkesin kendi bölümüne özel kulüpler var. De kariyer kulüpleri denen kulüpler var. ACC'de insanlar daha çok kariyer kulüpleri kategorisine koyuyor. Biz de şu an, ben işte bu dönem ACC'deydim intern olarak. Görkem de sanırım 2 yıl önce mi ACC'de aktif üyelik. Şimdi kulüpler genel olarak insanın benim beklediğimden çok daha kurumsaldı öncelikle. Yani ben kulüpleri gideriz, eğleniriz, arkadaşlar ediniriz, parti yaparız falan gibi düşünmüştüm. Çünkü her kulübe gir, her kulübün de partisine git diye bir tavsiye almıştım. Ama kulüpler gerçekten çok ciddi yönetiliyor. Hani çok eğlenceli bir ortam, çok iyi arkadaşlar ediniyorsunuz tabii de. Gerçekten işte bir işte yönetim kurulu başkanı, onun yönetim kurulu, onun alt üyeleri, bilmem işte idari kurulları, devamlı düzenli olarak toplantılar yapmaları, belirli bir işte eylem planlarının olmaları falan çok ciddi alan kulüpler var. Özellikle kariyer kulüpleri. ACC de öyle çok planlı ve düzenli bir kulüptü. Bu çok hoşuma gitti. Gerçekten yani ilk başta daha bu yaştan kendimi çok önemli bir insan gibi hissettim. Yani böyle sağda solda görevim var. İşte toplantı yapıyorum, insanlar bana briefing veriyor. Ben gidiyorum kendi altlarıma briefing veriyorum falan. Yani 1000 kişiye sunuculuk yaptın 3D zirvede. Bir de 3D zirve diye bir etkinliğimiz oldu. Çok büyük şirketler geldi. 3 gün boyunca biraz canımız çıktı ama çok eğlenceliydi. 1000 kişiye konuşma çok yaptık, sunuculuk yaptık yani. Çok da şey öğrendik. Bir sürü büyük şirketlerin işte temsilcileri, onların işte HR, insan kaynaklarından insanlar geldi. İşte teknik insanlar, product manager tarzı insanlar geldi. Burada biraz daha kendi şeye de, akademik hayatıma da katkıda bulunuyor. Çünkü ileride ne yapacağımı, nereye yöneleceğime dair, hani benim içinde bulunduğum sektör nereye doğru gidiyor, ona da çok yardımcı oluyor, onu da görmeye. Genel olarak bayağı ben çok şeyim, memnunum yani kulüpte yaptığım aktivitelerden. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Kesinlikle birden fazla kulüpte görev alın yani. Aklınız olursa. Aynen öyle. Yani kariyer kulüpleri bakımından ben ilk geldiğimde bu arada bütün partilere kasıl olayını yapmaya çalıştım. O zamanlar ACC'nin de partisi olmuştu. ACC daha yeni kurulmuş bir kulüptü. İşte 2018'in yazıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Kurulduğunda da işte ben ilk aktiflerindendim. Hazırlıkta ilk göz ağrım direkt ACC'ydi. Şöyle, kulüpler cidden kariyer kulüpleri Bilkent'teki çok sağlam. Yani ACC'dir, IEEE'dir, işte MEC'dir, OR'dır, MES'dir, bir sürü var şu an sayamadığım daha niceleri var, işte YES'dir. Yani girebildiğiniz kadar çok fazla kulübe girmeye çalışın. Biz burada ACC üyesi olarak da tabii ki biraz yanlı oluyor olabiliriz ama ACC cidden çok güzel bir kulüptü. Yani şöyle anlatayım, ben bir sürü kulübün ilk tanışma toplantılarına katıldım. Çok daha büyük kulüpler vardı, çok daha küçük kulüpler vardı.
en samimi gelene katılmak istiyorum demiştim o zaman da. Bana cidden en samimi gelen kulüp ACC'ydi. Bu yüzden katıldım. Yani pandemi döneminde işler nasıl yürüdü bilmiyorum çünkü dediğim gibi bölüme geçince biraz daha elektronik de bence zorlaşıyor. Ya bölümdekiler de IEEE'de yapmak istiyorlar kariyer kulübü etkinliklerini. Ama IEEE'de bölümün çok yoğun olmasından dolayı bence çok iyi yönetilmeyen bir kulüp. Yani çünkü o kulübü çok iyi yönetmeye çalışırsanız dersiniz düşer. Kimse dersinizin düşmesini istemez. Daha hocalar bile istemez bence. IEEE'nin başkanının da iyi olmasını ister hocalar mesela. Ama diğer kulüplerde böyle bir derdiniz yok diye. Yani ben ACC'de mesela çok fazla yani inanamayacağınız kadar çok deneyim kazandım. İşte başta sponsorluklar için uğraştım. İşte ilk üçte zirveyde organizasyon takımındaydım ben. Başkan asistanı diye bir görevim vardı. Aslında jokerdik. Kız arkadaşım Merve ile ACC'de tanıştım. Aynı görev yapıyorduk mesela. Böyle güzel şeyleri de var kariyer kulüplerin. Ondan sonra dediğim gibi 3D zirvenin organizasyonunda yer aldım. Orada tabii küçüktü. Biz 200-300 kişi hedefliyorduk. 100 kişi geldi ama bizim için çok gurur verici, güzel bir şeydi. Ondan sonra o dönem mesela hiçbir kulüp aktiflerini alıp sponsorluk görüşmeleri için gerçek şirketlerle görüşmeye gitmiyordu. Yani bu dönemde zaten pandemide gidilmiyor ama bizi biraz daha şey gördükleri için yani cidden o değer dönem veriyordu. Yani değer verdikleri için aktifler çok önemli olduğu için gözlerinde. Yani bu ama hani gelecekte aktif kullanalım diye değil, aktif onlar için değerli olduğu için mesela sponsor görüşmelerine başkanımız o zaman Didem Sarıkaya kurucu işte başkanımız gidip KPMG, PwC gibi büyük denetim danışmanlık şirketleriyle görüşmüştük. Mesela bu çok inanılmaz bir şeydi bence. Ondan sonra sonrasında da yaptıkları konferanslar zaten genel olarak eğitimler güzel oluyor. Her kulübün güzel oluyor kariyer kulübü olan bence yani şu Bilkent'te tarafsızca söyleyebileceğim şey kariyer kulüpleri cidden iyi çalışıyor. Belirli bir rekabet de var, güzel bir rekabet. Çirkinleşmemesi gereken bir rekabet zaten. Diğer sosyal çay kahve kulüplerinde çok bulunmadım. Açıkçası bulunmak isterdim. Pandemiden dolayı bir şey girdi. Ama kendi çapımda bu olanaklardan bahsetmeyi unuttum. Mesela Bilkent'te ben olduğum süreçte her şeyi deneyeceğim dedim. Burada imkan olarak ne yapabiliyorsam denemek istiyorum demiştim. Hani kulüp değil ama etkinlik olarak mesela işte spor merkezinin düzenlediği kurslar oluyordu. Mesela squash dersi aldım iki dönem. Yani ikinci dönem pandemiden yarıda kesildi. Squash mesela direkt Türkiye'de çok yerde yapamayacağınız bir spor. Yani duvar tenisi. Normal çok basit bir düzeni var ama yok yani. Ondan sonra ne olsun salsa dersleri almıştım. Ve bunların hepsinin öğrenciye bedava olması, yani ücretsiz olması çok güzel bir şey. Olanaklar bakımından Bilkent cidden bu konuda iyi. Pandemide üzücü bir şekilde hiçbir yerde bu olanaklar yok spor bakımından. Ama yine de en azından yurttaşlar, yurdumuz vardı. Spor salonu bile bir ara açıktı. Hatta randevu alınıp böyle randevu alınıp istasyonlar falan belirleniyordu. Yani. Hiç gitmedim ama ben sporu biraz takımca ya da rekabetli yapmayı seven biriyim. Tek başıma değil de hani spor olarak da işte ne bileyim basketboldur mesela. Squash'tır. Bunlar zaten iki kişi genelde yani kişi diyorum. Squash iki kişi oynanan bir spor. Bir rakip gerekiyor bence. Basketbolda da yine bir arkadaşın olacak beraber yine rekabet gerekiyor. Dediğim gibi rekabet seven biri olarak. Tek başıma çok yapmayı sevmiyorum. Gym sporunu da çok sevmiyorum. Spor konusunda ayrıca bölüyorum Görkem. Şey de var. Yeni kaykay pisti yaptılar. Tırmanma duvarı yaptılar falan. Tam bizim yurdun yanına. İnanılmaz güzel yerler olmuş. İnanılmaz güzel yerler yapmışlar. Spor sahaları başta merkezde de vardı. Biraz kuytu köşe bir yerdeydi. Sonra bu 80'lerin yanındaki park yaptılar. Onu kaldırıp. Ama çok güzel iki tane daha halı saha futbol sahası yaptılar. Zaten kocaman bir çim sahamız var. Kullanamıyoruz ama genelde Amerikan futbol takımı kullanıyordu. Ne kadar iyi olmasalar da arada kullanıyordular. Ondan sonra yani çok fazla imkan var aslında. İnşallah Eylül'de pandemi biter. Yani hepimiz aşılanırız da yavaş yavaş hani 20 yaş üstü yaşayanların aşılanırsa ben okulun açılacağını düşünüyorum. Bu çoğu imkanda gelir bence. Yavaş yavaş.
Tamamdır. Çok teşekkür ederim katılımlarınız için. Bu videoyu izleyen arkadaşlara da umarım bu video faydalı bir video olmuştur. Aradıkları bazı soruların cevaplarını bulmuşlardır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diğer videolarımızda. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok seviniriz. Görüşmek üzere.